Haftanın ikinci günündeyiz. Günlerden Salı, bugün de güne bizimle başlayan, dünyanın dört bir yanında bizi izleyen tüm izleyicilerimize günaydın diyerek başlayalım. Bugünkü programımıza yine değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Saatler onu gösterene kadar bizlerle birlikte olacaklar. Günlerden Salı dedik ve günlerden Salı deyince kim var bizim konuğumuz? Bizi devamlı izleyen izleyicilerimiz bilirler ki Gökşin Bal'ın bizlerle birlikte olacak. İç hastalıkları uzmanı olduğunu söyleyelim ve bugün çok önemli bir hastalığı konuşacağız. Belki de birçoğumuzun göz ardı ettiği ve bilmediğimiz bir hastalık da olabilir. Bu fibromiyalji dersen belki birçok insan anlamayabilir ama halk arasında bilinen ismi kas romatizması değerli izleyiciler. Sebepleri, belirtileri, nedenleri nelerdir bunları sorarken hocamıza bir yandan da spor eğitmeni Cüneyt Yamaner'i ağırlayacağız ve aslında günümüzde artık birçoğumuz çok hareketsiziz. Büro ortamlarında çok fazla hareket etme şansımız da yok. İş yerlerinde ne gibi egzersizler yapabiliriz? Kaslarımızı nasıl güçlendirebiliriz? Bunların püf noktalarını bizlerle paylaşırken bir yandan da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızı ağırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Geleneksel el sanatlarımızın en önemli örneklerinden biridir oyalar ve biz bugün iğne oyasını konuşacağız yine değerli iki hanımefendiyle hobi köşesinde hemen oraya doğru yönelirken. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Leyla Acar usta öğretici ve Canan Parla kursiyerimiz bizlerle birlikte iğne oyalarını paylaşacağız. Yapım aşamalarının, tekniklerin nelere dikkat edilmesi gerektiğini bunları soracağız sizlere hocam. Ve dediğimiz gibi izleyicilerimiz de eğer bu konularla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa hemen telefon numaralarımızı, iletişim bilgilerimizi hatırlatmış olalım. 0090 312 467 1103 ve 467 9547 bize program boyunca ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz. Öte yandan tabii ki sosyal medya üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. TRT Yeni Gün yazdığınızda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden programımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili bilgileri buralardan edinebilirsiniz ve dediğimiz gibi her şeyi oralardan bulabilirsiniz. Ayrıca şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Programımızın tekrarlarını TRT Havaz'ın YouTube kanalından da izleyebilirsiniz diyelim. Ve tüm bu hatırlatmaları yaptıktan sonra bizler hazırız, konuklarımız hazır. Eğer sizler de hazırsanız yeni gün başlıyor. Son yıllarda görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren, yüzyılımızın hastalığı olma yolunda hızla ilerleyen ve ciddi bir sağlık sorunu olan fibromiyaljinin nedenleri, belirtileri, tedavisi ve merak ettiğiniz daha birçok şey iç hastalıkları uzmanı Dr. Gökşin Bal'ımla az sonra yeni günde. Günlük hayatın koşuşturması, yoğun iş ortamı, bilgisayar başında çok oturmak, iş yerinde hareketsiz kalmak, çeşitli fiziksel sorunları da beraberinde getiriyor. İş yeri ve çalışma ortamlarında yapılabilecek çeşitli egzersizlerle bu sorunları en aza indirgeyebilmek için öneriler, spor eğitmeni Cüneyt Yamaner'le az sonra yeni günde. Dünyada Türk danteli olarak bilinen iğne oyası, ipek iplikten iğneyle oluşturulan 3 boyutlu kenar dantellerdir. El emeği, göz nuru, el işleri Anadolu'da birçok ev hanımı tarafından yoğun bir şekilde öğretiliyor. İğne oyası hakkında merak ettiğiniz her şey, canlı yayında uygulamalar ve muhteşem görseller az sonra yeni günde. İç hastalıkları uzmanı Dr. Gökşin Bal'ım artık bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Şahlacığım. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Her salı biz sizi ağırlıyoruz. Farklı konularla ilgili bizleri bilgilendiriyorsunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün yine çok önemli bir rahatsızlığı konuşacağız. Evet. Fibromiyalji denilen bir rahatsızlık türü var. Biraz evvel söyledim, halk arasında kas romatizması olarak geçiyor ama bu hastalığı daha yakından tanıyacağız hocam. Şöyle başlayalım istiyorum. Fibromiyalji neden bu kadar yaygın ve neden bu kadar yaygın olmasına rağmen biz bu hastalığı çok bilmiyoruz hocam? Evet. Fibromiyalji 1990 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ve tanımlanan bir hastalık. Yeni tanımlanmasının nedeni daha önce birçok organ ve sistemleri ilgilendirdiği halde buna bir bütünsel bakış mevcut değildi. İşte kas romatizması olarak adlandırılıyordu, miyozit olarak adlandırılıyordu, yumuşak doku romatizması deniyordu. 1990 yılından itibaren fibromiyalji adı altında bütün bu sistemleri ilgilendiren hastalık tanımlandı. Şimdi fibromiyaljinin çok sık görülmesine rağmen aslında birçok insanlarda buna benzer belirtiler var. Tanı konulamamasının nedenlerinden bir tanesi çok
sistemi ilgilendiren, insan vücudunda birçok sistemi ve organı ilgilendiren bir hastalık. Ve buna rağmen hastalar nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Örneğin isterseniz önce ben fibromiyaljinin hangi sistemleri ilgilendirdiğini ve hangi bulgu ve belirtilerle ortaya çıktığı dikkat konusunda izleyicilerimizi bilgilendireyim. Sonra neden tanı koymakta zorluk çekiyoruz, neden fibromiyalji tanısını koymak hastalarda gecikiyor, o konuya da tamam değinelim. Fibromiyalji yaygın, vücutta yaygın ağrılarla, kas ağrılarıyla ve hassas ağrılı noktalarla seyreden bir hastalık. Bu en belirgin belirtilerinden bir tanesi. Yorgunluk, uyku bozuklukları, dikkat, odaklanma bozukluğu en çok görülen ve fibromiyalji tanısını destekleyen bulgular. Bunun dışında başka bulgu ve belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Örneğin baş ağrısı, sinirlilik, anksiyete, depresif bulgular, üzüntü, denge bozukluğu, baş dönmesi, Raynaud hastalığı, ellerde, soğuk havalarda morarmayla seyreden ağrılı bir problemdir. Tüm bu bulguların bir arada olması mı fibromiyalji hastası olduğunu gösteriyor, yoksa birkaçı olunca da mı bu hastalığa yakalanmış? Şimdi ilk söylediğim dört bulgu ve belirti kardinal belirtiler, yani ana temel belirtiler. Bunların yanında şimdi sözünü ettiğim belirti ve bulgularda görülebiliyor ve sıklıkla görülüyor. Mide ağrısı, bağırsak sisteminde problemler, kabızlık, ishalle birlikte seyreden bulgular, alerjik döküntüler, çarpıntı, adet düzensizlikleri ve bozuklukları da sıklıkla fibromiyaljiye eşlik ediyor ve fibromiyalji tanısını destekliyor. Yani kısaca bütün vücudumuzu etkiliyor hocam. Evet, bütün vücudu etkileyen bir hastalık ve bu nedenle de örneğin tıbbın bugün geldiği durumda, konumda bütün bu belirti ve bulgularla farklı branşlar ilgileniyor, farklı tıp dalları ilgileniyor. Örneğin kişinin vücudunda yaygın ağrı varsa bir romatoloğa ya da fizik tedavi uzmanına başvuruyor. Ama o hastada aynı zamanda uyku problemleri oluyor. Aynı zamanda dikkat problemleri oluyor. Aynı zamanda yorgunluk oluyor. Fizik tedavi uzmanı ya da romatolog kendi alanıyla ilgili sorunlara yöneliyor. Ona yönelik tedavi veriyor. Hastalar ayrıca diğer belirtiler için, diğer bulgular için farklı branşlara başvuruyorlar. Bu tanı koymayı geciktiriyor. Olaya bütün bulgu ve belirtileri değerlendirecek şekilde geniş açıdan bakılamıyor maalesef günümüzdeki tıbbın geldiği noktada. Bu nedenle olayın tanısının konulması bir hasta için okuduğum kaynaklarda 3 ila 5 yılı bulabiliyor. Hastalar doktor doktor dolaşıyorlar, poliklinik geziyorlar. Ortalama verilen değer bu. Bu kadar uzun sürebiliyor. Ve sonuçta birçok ilaç kullanıyorlar ama hep belirtilere ve belirli belirti ve bulgulara yönelik tedaviler verildiği için de birçok ilaç kullanmalarına rağmen etkin bir tedavi alamıyorlar. Umutsuzluğa kapılan hasta sayısı çok fazla oluyor. Bu nedenle hastalığa bir geniş açıdan bakabilecek, geniş perspektiften bakabilecek ve hastalığın bütün ve belirti ve bulgularına hakim olan kliniklerde hastalar çok daha fayda görüyorlar. Aynı zamanda tedaviye de aynı yaklaşımın uygulanması gerekiyor. Tedavide de bütün bu belirtiler değerlendirilirken hepsini ayrı ayrı tek tek hastalıklar olarak değil, bir hastalığın parçaları, bir hastalığın belirti ve bulguları olarak değerlendirip olaya bir bütünsel yaklaşım gösterecek tedaviler gerçekten hastalarda başarı sağlıyorlar. Belirti bulguları olan kişiler hangi branşta uzmanlaşmış doktora başvurmalılar? Yani iç hastalıklarına mı gitmeliler? Psikolojiye belki gitmeliler? Hani evet, paralel giden bir şey çünkü. Maalesef günümüzde geniş açıdan yaklaşacak hekim sayısı da çok az. O nedenle bu tür klinikler var ülkemizde. Bizim kliniğimiz dahil olmak üzere. Başvuracakları kişiyi bu açıdan değerlendirerek seçmelerinde fayda var. Zaten birazdan belirtilerin ayrıntılarına da gireceğiz. Hastalar bu ve buna benzer belirtileri olan hastalar nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine de kendileri de karar verecekler. Örneğin
belirti ve bulguları teker teker incelersek, fibromiyaljide görülen yaygın kas ağrısı ya da vücuttaki ağrılar, normal bir insanın hissettiği ağrılardan ya da diğer hastalıklarda görülen ağrılardan farklı ağrılardır. Normal bir kişide siz bir noktaya dokunduğunuzda kişi bunu ağrı olarak hissetmez. Ya da farklı romatizması olan bir hastada, ağrılı hastalığı olan bir hastada siz bir noktaya, belli bölgeye dokunduğunuzda kişi bunu ağrı olarak hissetmez. Ama fibromiyaljisi olan bir hastada dokunmak bile ağrı olarak hissedilebilir. Çünkü beyinde ağrıyı değerlendiren, ağrıyı ortaya çıkaran ve hissetmemize neden olan merkezlerdeki kimyasal olayların bozukluğu sonucunda ağrı olduğundan daha şiddetli olarak algılanır. Bu çok önemli bir bulgudur. Yorgunluk fibromiyaljide önemli belirtilerden bir tanesidir. Her insan yorulur. İşini yaptıktan sonra, çalıştıktan sonra ya da bazı günler hepimiz için çok yoğun geçiyor. İyi bir dinlenmeyle ve iyi bir uykudan sonra kişilerin yorgunlukları geçer. Kaç saattir hocam uyumamız gereken süre? En az 8 saattir. En az 8 saat. 6-8 saat uyumak kaç bir kişi 8 insan, saat uyuyabiliyor, yetişkin bir insan için normaldir. Fibromiyaljide kişiler sürekli yorgundurlar. Uykularını uyusalar dahi gece uyuduktan sonra sabah uyandıklarında yorgundurlar. En günlük basit işlerini bile yapmakta zorluk çekerler. Kolumu şuradan şuraya kaldıramıyorum, saçımı taramaya halim yok diyen çok hastayla karşılaşıyorum. Kimi zaman da bu hastalık göz ardı ediliyor. Evet. Ve dolayısıyla zaman geçtikçe daha da ciddi bir rahatsızlığa dönüşüyor. Evet. Tedavi edilmedikçe de sorunlar artıyor, öyle değil mi hocam? Doğrudur. Peki o zaman burada bir virgül koyalım. Tabii ki. Sohbet etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Fibromiyaljiyi konuşuyoruz. Kas romatizmasını konuşuyoruz. Birazdan spor eğitmeni Cüneyt Yamaner stüdyomuzda olacak. Büroda yapabileceğimiz, iş yeri ortamında yapabileceğimiz egzersizleri bizlerle paylaşacak. Aslında kendisine de sorarım ben, acaba fibromiyaljiye, hani kas romatizması diyoruz ya hocam, sporun da etkileri muhakkak egzersiz vardır. Egzersiz çok önemli. Her ikinize de yönlendireceğim bu soruyu, ama bir yandan da biz iğne oyasını konuşuyoruz. Birçok hanımın evlerini süsleyen ve günümüzde artık farklı objeler üzerinde de görebileceğimiz iğne oyalarını konuşuyoruz. İki değerli konuğumuz var. Hemen hobi köşesine yönelmek istiyorum. Orada da ayrıntıları sizlerle paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz. Evet. İğne oyası aslında geleneksel sanatlarımızın en önemlilerinden birisi diye düşünüyorum. İşte oyalar aslında başlı başına çok önemliler. Tarihi süreç içerisinde bir mesaj taşıyıcı olarak da görüyorum ben onları. Öyle değil mi? Yazmalarda vesaire vardır, evet. Böyle kaynananın geline, gelinin kaynanaya söylediği mesajlar, gönderdiği mesajlar da biz zaman zaman konuşuyoruz bunları stüdyomuza gelen konuklarımızla. Ama biz bugün iğne oyası, biraz daha farklı bir teknikle yapılan işi göstereceğiz, paylaşacağız. Stüdyomuzda da görüyorsunuz birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünler var. Hele şurada bir tavus kuşu var ki muhteşem görünüyor. Sabrın sonunda ortaya çıkan bir güzellikler. Bir kiminle konuşuyoruz hemen hatırlatalım. Leyla Acar, usta öğreticimiz stüdyomuzda ve Canan Parlak, kursiyerimiz. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Evet hocam, iğne oyası. Şimdi nasıl yapacağız, nasıl başlayacağız? Az çok tığla çalışmış insanlar bu teknikleri biliyorlar. Sizin anlatımınızla da yani farklı teknikleri öğrenmiş olacaklar. İğne oyasını bütün herkes yapabilir. İğneyi tutan herkes yapabilir. O kadar zor bir iş değil. Sadece iğne, iplik, bir de makasımızla başlıyoruz. Bir de i̇stersen, sabrımızı da yanımıza alıyoruz. İstersen başlama tekniği gösterelim. Lütfen. Bugün biz sadece dokuma tekniğini göstereceğiz. Yani şunu mu yapacağız biz evet bugün? Aslında temeli değil mi? Normalde temeli sülbent üzerine başlıyoruz. İlk aşamamız sülbent üzerine. Ama biz o aşamalara yapmayıp direkt fileye geçiyoruz. Direkt fileye geçiyoruz, tamam. Evet. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi ben parmağımıza bir tane böyle doluyoruz. Buradan iğne oyasını çift düğüm atıyoruz. Kullanılan iplik üzerine nedir hocam? Özellikle iğne oyası için mi istiyoruz bunu satın? Yok, hayır. Polyester ipler, koton iplikler, bütün iplikler yapılabiliyor. Ama tülbent yaparken daha farklı ince iplikler kullanıyoruz. Örtülerde de polyester daha kalın, ince. Hepsini kullanabiliyoruz. Özellikle bir ayırdığımız ip yok. İşimize göre değişiyor. Öncesine düğüm atıyoruz. Evet. Bir tane zürafa diyoruz biz buna. Zürafa. Evet. Farklı isimler de var, evet, tekniklerde çeviriyoruz kullanılan. Tekrar yine aynı yere batıyorum.
Kaç sefer doluyoruz hocam? Çift doluyorum. Çift. Soğan da bu şekli vermek için birden başlayarak artırıyoruz. Hı hı, artırıyorsunuz. Kaç düğüm atmamız gerekiyor? İki düğüm çok daha güzel oluyor. Net düşüyor. Hı hı. Tek düğüm de atan arkadaşlarımız var ama çift düğüm daha iyidir. Hı, bu şekilde başlıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Filemiz ama en başında şunu da paylaşmak gerekiyor tabii izleyicilerimize. Şimdi burada gördüğünüz birbirinden güzel işler nasıl başlanıyor? Yapım aşaması nedir diye soracak olursanız. Hocam programa başlamadan önce bunun hazırlığını yaptı. Şöyle bir kareli kağıdımız var. Değil mi hocam? Siz anlatın buyurun. Önce yapacağımız işe göre desenimizi belirliyoruz. Çiziyoruz. Daha sonra filemizi ona göre başlıyoruz. Biz küçücük bir model oluşturmak için kaça kaçtı? 44'e bir kare hazırladım. Hı hı. İçine desenimi oturtturdum, bir yıldız deseni yapayım bitirebilirsem diye. Ondan sonra bu yaptığımız filenin içine bunu oturtturacağız. Dokuma tekniğini kullanacağız. Evet, bu şekilde büyüyecek, devam edecek. Şimdi burada kullanılan farklı nakışlar da görüyorum ben. Bunları nasıl araştırıyorsunuz? Yani ansiklopedilerden mi, internetten mi yoksa elinizde var olan eski örneklerden eski mi faydalanıyorsunuz? Eski desenlerden uyarlıyoruz. Zaten buradakiler mesela şu örtülerimiz. Bizim yıllardır anneannelerimizin yaptığı örtüler. Çok zarif bu arada. İpek iple yapılmış bir şey. Yani hani dokunduğunuzda böyle elinizde hiçbir şey yokmuş gibi. O kadar hafif ki. Çok da güzel, şöyle paylaşayım siyahın üstünde hemen. Çok daha güzel görünüyor. İpekle çalışılmış bir örtümüz. Çok güzel. Daha sonra bunlar naylonla. Günümüzün iplerini kullanıyoruz. Evet, naylon olan tabii o kadar naylon, polyester his olarak hoş değil ama görüntü anlamında tabii çok farkı yok. Ütülüyorsun, bir daha da hani şey yapmaya gerek maliyet yok. Maliyet yüzünden mi acaba bu iplikler kullanılıyor? İpek iplikler daha mı pahalı? İpek yıkaması ve bakımı zor olan bir iştir. Deforme mi oluyor hocam? Evet, bunu bir kere yapıyorsun, sadece ütülüyorsun, yıkadığın zaman bozuluyor. Hmm. Ama naylonda istediğin kadar yıka, polyester iplikler bir şey olmuyor. Şimdi eskiden yapılan dantel işleri, işte oyalar birçok genç kızın sandığında çeyiz olarak işte getiriyorlar ama kullanmıyorlar. Ama ben görüyorum ki siz o kadar güzel modernleştirmişsiniz ki bunları zannetmiyorum ki böyle bir örtüyü kullanmasınlar. Şurada hemen laleli bir örtü var. Yanına da giderek hocam istiyorum üzerinden konuşalım. Ne kadar zamanda yapıldı bu örtü? Buyurun siz de gelin hocam. Şu tarafa alayım sizi. Bu bir yılda yapılan bir örtü. Desenimizi Osmanlı lalelerinden şey yaptık. Deseni çizdik, hazırladık. Zaten çizilen desene baktığınız zaman iğne oyasının ne yapılması gerektiğini kendisini gösteriyor. Evet. Lale de ne kadar güzel bir çiçektir. Bir döneme adını vermiş. Desenlerde görüyoruz. Masa örtülerinde var, koltuklarda var, duvar kağıtlarında var, tablolarda var. Yeni günde de bir lale abla var. Hakikaten çok güzel. Lale objesinin birçok alanda kullanılışı çok uygun bir çiçek. Evet hocam. Ne kadar zamanda yapıldı? Tam bir yılda bitirdi öğrencimiz. Bir yıl. Sürekli bununla uğraştı. Yaptı tabii bazen değişiklikler yaptık yani. Hı hı. Düzgün olması, güzel olması için. İnsan bunu sermeye de kıyamaz. Yani kullanışlı bir şey. Kullanmaya kıyamam. Gökşin hocam siz yapıyor musunuz böyle şeyler? Var mı yeteneğiniz böyle oyalara veya zamanınız kalıyor mu diyelim? Kullanmayı ve izlemeyi, seyretmeyi tercih ediyorum. Çok da zaman olmadığı için. Yoksa tabii ki çok güzel bir uğraş. Tabii herkesin de bir emeklilik dönemi gelecektir. Benim de gelecektir. O zaman mutlaka. Hocam şimdi programlarda biriktiriyoruz. Burada biriktiriyoruz bilgileri. Evet. Emekli olduğumuzda biz yine buluşalım. Ben de tabii ki. Buyurun hocam, sizi yerinize alayım. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Birazdan Cüneyt Yamaner konuğumuz stüdyomuzda olacak. Spor eğitmeni bizlerle birlikte olacak. Bir yandan fibromiyaljiyi konuşuyoruz. Bir yandan iğne oyasını konuşuyoruz. Bir yandan da artık günümüzde birçoğumuz çok hareketsiziz. Zaman zaman çalışmayan insanlar bile evde çok hareketsiz olduğunu söylüyor. Büro ortamlarında, iş yerlerinde veya evlerimizde basitçe yapabileceğimiz egzersizleri bizlerle paylaşacak Cüneyt Yamaner. Aslında sözü daha fazla uzatmadan kendisini davet edeyim istiyorum. Bu püf noktaları alalım kendisinden. Biraz sonra diyelim, yönetmenim beni uyarıyor. Biraz da sizinle sohbet etmek istiyorum Canan Hanım. Sizin kursa başlamanız, ne zaman başladınız, neden iğne oyasını tercih ettiniz onu da merak ediyorum. Neden? Açıkçası. 4 sene önce başladım hocamızla, 4 sene önce tanıştık. Branşların içinde iğne oyasını hiç bilmiyordum. Peki merakla yapıyor başladım. Muydunuz dantel, oya, dantel, boyama yaptım onlarda ama
Bir de dedim iğne oyasını deneyeyim. Hocamız da ondan da kaynaklanıyor. Samimiyeti, öğrencisiyle birebir ilgilenmesi, sağ olsun. Yani çok güzel destek oluyor. Yapabilirsin. Ay yapamayacağım. Yok. Mutlaka yaparsın. 4 sene önce başladık. Hala devam ediyoruz. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah. En çok hangi tekniği kullanıyorsunuz? Ne tip işler yapıyorsunuz? En çok örtülerimiz. Biz büyük örtüler çalıştık. Takılar çalıştık. Hı hı. Ben kolyeleri çok seviyorum. Kolyeler çalıştık. Bunun sonu yok zaten. Kendiniz teknikleri öğrendikten sonra ilerletebiliyorsunuz. Hocanıza danışarak işte şunu şöyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? İlerletebiliyorsunuz. Yani iğne oyasının yeri bende ayrı. Resmi de biliyorum, mefruşatı da biliyorum. Hepsi birbirinden güzel. Ama iğne oyası başka. Aslında hepsini de bir araya getirerek ortaya hayal gücünün ürünü olarak güzel şeyler de çıkarabilirsiniz. Birçok dalı hani aynı zamanda. Evet. Mesela resmi. Resimden azıcık anlıyorsanız deseni, elinizdeki deseni birazcık değiştirebiliyorsunuz zevkinize göre. Yani gözünüze batan yerleri değiştirebiliyorsunuz. Evet. Size de aslında çok şey katmış anladığım kadarıyla kursa katılmak. Aslında biraz oradaki ortamdan da bahsedelim çok istiyorum. Güzel. Biz buraya gelen konuklarımıza özellikle rica ediyoruz. Ortamla ilgili nasıl geçiyor zaman kurs içerisinde derse. Hocam çok ciddi bir öğretmen midir? Onu da sorayım. Şimdi görüntüleri de paylaşıyoruz. Biraz çok tabii ciddi ciddiyet de gerektiren bir iş değil mi? Yani, sizin orada anlatmamış olmak lazım. Her şeyi dengede tutabilmek. Denginde belli bir seviyemiz tabii var. Öyle ciddi olunca da hani öğrenciler kaytarırlar ya, hoca ciddi. Bizde yok. Kaç saat sürüyor kurs? Sabah 9'da başlıyoruz, akşam 4'te bitiriyoruz. Sabah 9, akşam 4. Bayağı uzun bir süre. Evet. Şimdi biz bugün hani egzersizleri konuşacağız. Hı hı. Siz de soluklanıyor musunuz? Arada bir böyle yürüyelim, tabii, gidelim, bir nefes alalım diyor musunuz? Kursa mesela 11'de bizim 10 dakikalık teneffüsümüz var. Öğlenleyin 1 saatlik ve saat 3'te yine bir 10 dakikalık bir teneffüslerimiz var. O zaman hocam öğlen o 1 saatlik arada... Şimdi bugün hocam çok güzel egzersizleri paylaşacak bizimle. Siz de o egzersizleri uygulayın. Çok faydalı. Kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Sağlıklı olmamız için spor yapmamız lazım. Spor yaparken de bilmemiz gereken şeyler var. Tümünü biz Cüneyt Yamaner'le konuşuyoruz. Spor eğitmeni kendisi. İsterseniz artık davet edelim. Birazdan stüdyoda olacak. Bizlerle birlikte diyelim. Günlük hayatın koşuşturması, yoğun iş ortamı, bilgisayar başında çok oturmak, iş yerinde hareketsiz kalmak çeşitli fiziksel sorunları da beraberinde getiriyor. İş yeri ve çalışma ortamlarında yapılabilecek çeşitli egzersizlerle bu sorunları en aza indirgeyebilmek için öneriler spor eğitmeni Cüneyt Yamaner'le az sonra yeni günde. Şimdi hobi köşesinden buraya geçerken sevgili izleyicilerimiz takılardan bahsetti. Konuşmaya devam edeceğiz. İğne oyasıyla yapılan takılar. Şöyle örneği göstermek istiyorum. Hemen elimde bulunuyor. Muhteşem bir takı. Biraz sonra ben de bunu takacağım diyelim ve hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi büro iş yeri ve ev ortamında aslında diyebiliriz. Evet. Yapabileceğimiz önemli egzersizler var. Bunları konuşacağız ama biraz evvel hocamla fibromiyaljiyi konuşuyorduk. Belirtilerini, tanısını tüm yönleriyle konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi kas romatizması dedik ya. Acaba sporun bu hastalıktaki yeri nedir? Onu merak ediyorum. Bununla başlayalım istiyorum. Evet. Spor her konuya faydalı olduğu gibi kas romatizmasına da eklemlerin, bağ sisteminin güçlenmesi konusunda çok fayda sağlar. Düzenli yapıldığı sürece, bilinçli yapıldığı sürece. İleri bir düzeyde kas romatizması yoksa kişide doktorun tavsiyesiyle, normalde ileri bir düzeyde ise doktor tavsiyesiyle, uzman bir spor hocasıyla birlikte yapmasında her zaman için fayda var. Bunun altını hep çiziyoruz. Spor yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Vücudumuza göre, vücut ağırlığımıza göre, sağlık durumumuza göre değil mi hocam? Tabii ki. Lütfen tabii ki. Ekleyiniz. Sağlık durumumuza göre yapmamız gerekiyor. Şimdi konumuzda fibromiyaji olduğu için fibromiyaji de özellikle hastalar hareket etmekten kaçınırlar. Çünkü ağrıları vardır. Hareketin ağrıyı arttırdığını düşünürler. Hareketle ağrıları daha fazla artar. Ama gözden kaçan bir nokta vardır. Hareketsizlik de ağrıyı arttıran bir faktördür fibromiyajide. Ama bunu hastalara uygun şekilde anlatıp
hareketin onlara kazandıracağı, egzersizin kazandıracağı tedavideki yaklaşımımızı ne kadar olumlu etkileyeceğini anlatıp ona göre hastaları harekete ve spora yönlendirmek gerekir. Çünkü fibromiyajide kaslardaki kan dolaşımı yavaşlar, kaybolur. Bunu arttırabilmek için ki kaslardaki ağrıyı giderebilmenin ya da hastalığı tedavi edebilmenin yollarından bir tanesi de kaslara giden kan akımının arttırılmasıdır. Ağrı bu şekilde çok daha kolay kontrol altına alınabilir. Hastalara bunlar anlatıldığı zaman hastalar zaten yapmak istiyorlar. Ve egzersiz planı yapılırken hastanın yapabileceği egzersizlerle başlanmalı. Önce stretching gibi, yoga gibi, yoga çok güzel bir tedavi yöntemidir aynı zamanda spordan da öte fibromiyajide. Havuzda ya da su içinde yapılan egzersizlerle başlanıp pilates gibi düşük tempolu aerobik egzersiz olarak kabul ettiğimiz hafif tempolu yürüyüş gibi egzersizlerle başlanıp hastanın tolere edebildiği ölçüde arttırmak önemli. Oradaki sınır, çizgi çok önemlidir fibromiyajide. Hareketsizlik ağrıyı arttırır, hareket ağrının giderilmesine neden olur. Hareket de ağrıyı arttırabilir. O sınırı çok iyi korumak gerekir hastalarla birlikte. Çünkü eğer sınır korunmazsa, hastanın yapabileceği egzersizden daha fazlası hastaya önerilirse, bu sefer ağrı şiddetleneceği için hasta egzersiz gibi kendisini tedavi edebilecek çok önemli bir unsurdan mahrum kalır. Ve belki de zararını görür. Evet, zararını görür ve tedavide yol alınamaz. Hocam şimdi rahatsızlıkları konuşuyoruz, sporu konuşuyoruz, her hafta farklı konuyu konuşuyoruz ama aklıma şöyle bir şey geliyor. Biz herhangi bir rahatsızlık yaşadığımız zaman ilk sarıldığımız şey nedir? İnternet. Evet. Hemen bilgisayarın başına geçiyoruz ve acaba bendeki rahatsızlık nedir diye bir araştırma içerisine giriyoruz. Neden bunu söylüyorum? Dün bir arkadaşım çok sorun olmayacak bir rahatsızlık geçiriyor ve işte internette araştırmaya başlıyor ve bütün gece ağlıyor, diyor ki ben kanser oldum. Evet. Yani hakikaten internet çok büyük bir nimet ama araştırdığımız zaman kaynakları çok iyi bakmak lazım. Evet. Hangi kaynaktan faydalanıyor bu yazıyı yazan kişi? Neden böyle bir şey yazılmış? Bunu araştırmak lazım. Bir de çok inanmamak lazım. Yani oradaki bilgiler hepsi bir varsayım bana göre. Tamam, çok doğru bilgiler de var. Çok faydalandığımız bilgiler de var ama bu şekilde benim Rabia'nın yaptığı gibi kaptırıp da işte ben kanserim, işte rahatsızlığım şu deyip teşhis koymamamız lazım. Evet. Bir ilgi koyalım hocam. Tabii ki. Aktarmak istediğiniz varsa alalım. Teşhisi bir hekime bırakmak gerekiyor. İnternette söylediğiniz gibi çok doğru, çok yanlış bilgiler de var ama çok doğru, kişileri doğru yönlendiren bilgiler de var. Kişiler okuduklarından tabii ki araştıracaklar ama teşhis koymayı bir hekime bırakmalılar. Kendileri buna kalkışmamalılar. Yani internette öyle yazıyor diye öyle bir hastalığa yakalanma ihtimaliniz çok düşük. Biz bile çoğu zaman kanser teşhisini çok zor koyuyoruz hastalara. Çok inceleyip koyuyoruz. Spor konusu da aynı şekilde. Evet. İnternette çok yaygın bilgiler var. Tutarlı, birbiriyle tutarlı olmayan bilgiler var. Bütün genç arkadaşlar internetten aldıkları bilgilerle fitness programlarını, spor programlarını yapıyorlar veya herhangi bir televizyondan edinilen videolarla egzersizleri yapmaya çalışıyorlar. Her kişinin yapısı farklıdır. Her kişinin adale yapısı farklıdır. Her kişinin simetrisi farklıdır. Sağ bacağı, sol bacağı, sol kolu, sağ kolu. Bunu uzman bir hoca tarafından test edilip uygun bir programı verilmesi çok çok önemlidir. Sağlığımız çok önemlidir. Aynen. Bu noktalara da dikkat etmemiz lazım. Sağlıklı bir birey olarak hayatımıza devam etmek için. Hocam, hareketleri göstermeye başlayalım mı? Bir ortamlarında, evlerinizde iş ortamında nasıl egzersizler yapabiliriz ki kan dolaşımımız hızlansın, yağ yakımını arttıralım ve sağlıklı kaslara sahip olalım. Evet. Buyurun hocam, büro sandalyesinde getirdik. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Kırmızı bir sandalyemiz. Burada evet. Nasıl yapacağız bu hareketleri merak ediyorum. Şimdi fitness'ta spor yaparken bazı ekipmanlardan destek alınır. Bazı ekipmanların da gücü kullanarak veya güç uygularak yaptığımız egzersizler vardır. İlk önce basit bir şekilde
destek aldığım ve hiç güç uygulamadığım egzersizleri, yaptığım egzersizleri göstereceğim. Bacak egzersizleri çok önemlidir. Mesela destek verdim tek kolumla. Yukarı uzadım, el belde. Tek bacağı yukarı kaldırdım. Dengemi sağlamak için desteğimi aldım, indirdim. Tek bacağı yukarı kaldırdım, indirdim. Üst bacak adaleleri bu hareketi yerde yaptığımda farklıdır, ayakta yaptığımda farklıdır. Ayakta yaptığım zaman, destek aldığım zaman ters kalçada çalışır. Yani sağ bacağı çalıştırırken sol kalçayı da çalıştırmış oluyorum. Bakın, basit bir ısınma hareketi. Ama tekrar sayısını kişiler daha fazla yapamazlar normalde. Bitti, döndüm, diğer yön. Tekrar üst bacak adalesi, quadricepsler çalışıyor. Bu dizde problemi olanların da yapabileceği bir egzersiz. Diz eklemine yük bindirmeyen bir egzersiz. Yan adaleleri çalışıyorum. Bayanların sürekli bahsettiği basenleri çalıştıran bir egzersiz. Desteği aldım, yukarı kaldırdım, indirdim. Baştan uzayarak yukarı kaldırdım, indirdim. Diğer bacağımı yaptım, yukarı kaldırdım, indirdim. Dikkat edin, üst bedeni çok fazla bozmuyorum. Üst ekstremlerin açısını değiştirdiğim zaman omurlara ve duruşla ilgili sıkıntılar yaşayabilirim. O yüzden bozmadan yukarı doğru kaldırdım. Bu basit ısınma hareketleriydi. Elimle destek aldım. Hafif eğimli durabilirim. Veya sandalye bir yere destek veriyorsa. Bakın, parmak ucunda yükseldim, indim. Parmak ucunda yükseldim, indim. Dizlerimi hafif büktüm. Sandalyeyi kendime çekiyorum. Bakın, sırt kaslarım çalışıyor. Burada oturan biri ağırlık olursa hareket daha zorlaşır. Bakın. Yapalım ittim. Hemen. Evet. Ağırlık olayım ben size. 54 kilo bir ağırlık. Evet. Nefes verdim. Nefes aldım. Bakın, bacakları da devreye aldım. Sırtım tamamen çalıştı. İttim ve kendime çektim. İttim ve kendime çektim. Burada bacakları da çalıştırmak için... Yanları çalıştırmak için bakın. Tek destek verdim. Tek yana destek verdim. Açtım. Veya sandalyeyle bakın çeviriyorum. Yan kısım. Aldım. Diğer yan kısım. Oturarak biraz daha bacak kaslarını devreye aldım. Bakın. Yan oblikler. Diğer yön. Yan oblikler. Kaç tekrar yapılması lazım? Tekrar sayılarında ofiste eğer terlemek isteniyorsa zaten veya evde terlemek isteniyorsa spor kıyafetinin uzun süreli olmasında fayda var. Ama 5 dakikalık bir ofis egzersizi insanın enerjisini pozitife taşır. Ya da patron gelene kadar, değil mi hocam? 5 dakikalık spor değildir ama çalışmayan kasları çalıştırmış oluruz. Yani normalde yarım saat, 40 oturmaktan dakika. Oturmaktan daha iyidir, öyle değil mi? Kesinlikle oturmak. Bir de sürekli oturanlarda kan dolaşımı yavaşladığı için arada bir egzersiz yapmak kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı hızlandırır. Hocam şöyle bir hareket var, yani otururken yapabileceğimiz, evet. Karın kaslarımızı sıkmak. Aynen. Faydalı mıdır? Aynen. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim harekette bakın ittim, uzadım. Kalkarken nefes verdim, karnı içeri çektim, karın kaslarını çalıştırıyor bu. Çok basit bir hareket ama karnı çektiğim zaman daha yoğun çalıştığını hissediyorum. Burada mesela karın biraz daha devreye giriyor, bacağı devreye aldım. Sandalyeyi çektim. Destek amaçlı. Aldım. Sandalyeyi çektim. Veya çok basit. Otururken hiç kalkmak istemiyorsunuz. Ofisteki şefiniz ve müdürünüz de görmesin istiyorsunuz. Masa altından hareket yapıyorsunuz. Bakın. Bacaklar kalktı. Statik çalışarak üst bacak adaletini çalıştırıyorsunuz. Ters yöne çalıştırıyorsunuz. Yan basenler çalışıyor. Bakın. İçe çektiniz. İç bacakta çalıştı. Dışa, içe. Sağ, sol. Evet. Diğer bacak yukarıda beklediniz veya yukarı kalkarak bir ekstansiyon hareketi veya hafif dizi büktünüz, karın kasları da devreye girdi. Yukarıda dışa doğru, içe doğru. Aldınız. Parmak uçlarınızı yere yerleştirdiniz, dokundunuz. Karın hareketi hafif esneyerek. Bir. Leg raise hareketi. İki. Biraz daha öne geldiniz. Bel desteğini bıraktınız. Daha zor oldu hareket. İki. Veya bir sağ, daha basiti bir sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Bir de kol kasları için ve bacak kasları için. Ofiste otururken veya evde otururken hep televizyon karşısında oturup kalktığımız hareket şudur. Hep destek alırız. Bu desteği
kol gücüyle alırsak yani kendi ağırlığımızı kol kasları çalışıyor, omuz ve sırt göğüs kasları çalışıyor. Bacak gücüyle yaparsak bacak kasları devreye giriyor. Tekrar sayısını yüksek tuttuk, atıyorum 10 tekrar bacak kasları devreye girdi. Burada bir de bacak kaslarını açtık, otururken kalkarken açık olarak yapıyoruz. İç bacak ve kalça devreye giriyor. Veya daha destekli, daha esnemek için bakın bacakları açtık. Aldık, çektik. Aldık, çektik. Bir de kalça egzersizleri vardır. Tutarak, aman hocam dikkat evet, edin. Ben tutayım isterseniz. Yok, yok. Kalça egzersizi. Yukarı kaldırırken bakın. Evet, tabii bu egzersizleri aynen, yaparken de dikkat etmemiz lazım. Aynen. Büro ortamlarındaki aynen, çünkü bu aynen, koltuklar genelde tekerli oluyor. Tekerlekli. Tamam, büro malzemelerine zarar versin. Avantajı versek, da var. Hani sonuna da kullanıyoruz, yaklaşmış oluruz. Evet. Ama dikkat etmemiz gereken aynen, şeyler de var. İş aynen, yerlerinden özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz varsa bu hareketleri 5 dakikaya ayırarak aynen, yaparsanız çok aynen, da faydalı olur. Aynen. Kan dolaşımımız hızlanmış kesinlikle, olur. Kesinlikle. Değil mi? Bacak, var sırt, başka karın. Bir egzersiz. Hepsini çalıştırdık. Yeterli egzersizler. Yeterli. O zaman hemen koltuğumuzu biz koltuğumuzu şöyle stüdyo şefime yönlendireyim. Sohbet köşesine ben hocam sizi alayım. Hobi köşesine yöneleyim. Daha sonrasında konuşmaya tabii, devam edeceğiz. Bu takıyı çünkü tam yakından gösteremedim izleyicilerimize. Takacağım da sevgili izleyicilerimiz. Yerini arıyorum acaba nerede taksam, nasıl yapsam diye. Ay, hakikaten çok güzel. Bakınız ne kadar hoş. Birçok hanımın boynunu süsleyecek özel bir takı. Genellikle çalışıyor musunuz hocam takıları? Takıları çalışıyoruz. Genellikle zaten kursiyerlerimiz takıya çok meraklı oluyor. Hı hı. Örtüden ziyade takı, yemeni falan o tür şeyleri seviyorlar. Bize bir takayım mı? Yok yok ben takarım. Şöyle bir takıp deneyeceğim bakayım nasıl oluyor, yani, nasıl duruyor. Keyifle yapıyorlar. Tasarımlarını şöyle, bazen bir yerlerden alıntı yapıyoruz. Bazen kendimiz tasarlıyoruz. Peki satışa yönelik oluyor mu hocam? Siparişler de alıyor oluyor mu gelen kursiyerler? Kursiyerimize de sormak isterim. Evet. Yapıyor musunuz böyle tabii bir çalışma? Yapıyoruz. Takı, özellikle takıda bayanlar çok rağbet ediyorlar. Küpe, kolye, bileklik. Evet, ekran başında izleyen izleyicilerimize seslenmiş olalım. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızı ağırlıyoruz. Bakınız ne kadar güzel takılar, örtüler, birbirinden güzel işler aslında çıkarıyor oradaki hanımlar. Sizler de başvurabilirsiniz. Böyle güzel bir sanatla uğraşabilirsiniz. Bu size her yönüyle katkı sağlayacaktır. Psikolojik, ekonomik, sosyal. Muhakkak. Orada yaşanılan çok güzel ortamlar var. Çok güzel. Kurs ortamlarından ortamız, hep bahsediyor gelen hocalarımız, kursiyerlerimiz ve seslenmiş olalım Ankara'dan bizi izleyen hanımlara diyelim. Yani benim kursiyerlerim çok güzel para kazanıyorlar. Yani ekonomilerine katkıda geldikleri sene bir ay veya bir buçuk ay sonra hemen para kazanmaya başlıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bu da tercih edilirken önemli bir etken değil mi? Yani sonuçta bir sanat öğreniliyor tabii, ama bunun geri dönüşü nasıl olacaktır diye düşünüyorlar. Yani masrafsız, çok böyle büyük paralar gerektirmiyor. Cüzi bir miktarda alıyorlar ve güzel paralar kazanıyorlar yani. Evet. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Biz de Belmek kursu. Çok sağ olun. Tekrar geleceğim yanınıza. Dediğim gibi bir yandan da biz sohbet köşesinde değerli iki hocamızı ağırlıyoruz. Bir yandan fibromiyalji, bir yandan da egzersizi konuşuyoruz. Şimdi siz hocam hareketleri yaparken dikkatimi çekti. Çok yavaş yapıyorsunuz hareketleri. Evet. Ama genelde hani spor yaparken biz daha fazla tempo harcayalım diye hareketleri çok hızlı yaparız. Doğrusu hangisidir? Hızlı yapmak adaleyi ve nefesinizi kontrolünüzü engeller. Hızlı yaparken belli bir aşamaya, belli bir seviyeye gelmeniz lazım sporcu olarak. Kontrol yapmanız lazım ve hareketi bozmadan yapmanız lazım. Eğer benim yaptığım hızın biraz daha üstünde yapıp, nefesinizi kontrol edip, hareketi bozmadan çalıştırmak istediğiniz adele dışında istemediğimiz bir adeleyi çalıştırmadan yapabiliyorsanız biraz daha hızlı yapabilirsiniz. Nabız aralığı da önemlidir. Şimdi eğer kişinin oksijen kapasitesi zayıfsa, düzenli egzersiz yapmıyorsa, bu yaptığım egzersizleri hızlı yapmasının bir anlamı yok. Tekrar sayısını arttırdığı zaman zaten sanki vücut hız kazanmış gibi nabzı da yükselecektir. Veya zorluk derecesinin seviyesini arttırdıkça nabız yükselecektir. Yani zor hareketler nedir en son? Oturup kalkmamız, squat hareketi, açma squat. Vücut ağırlığıyla 60 kiloysanız, 50 kiloysanız, vücut ağırlığıyla 10 kez otursanız 600 kilo kaldırmış oluyorsunuz. 20 kere otursanız 1 ton 200 kilo kaldırmış oluyorsunuz. Yani harcadığınız kaloriyi
ve nabzı yükselten bütün etmenleri zaten bu zor egzersizlerde hızlı yapmadan elde etmiş oluyorsunuz. Kaç saat yapılmalı spor? Günlük diyelim ki profesyonel anlamda spor yapmaya başlayan bir kişi kaç saatini spora ayırmalı? Şimdi kişinin yapısına, kişinin oksijen kapasitesine, ağırlık çalışıyorsa, fitness çalışması, kardiyo çalışması, hepsinin bir araya alındığı egzersizler süreyi uzatabilir. Bu 1,5-2 saate çıkabilir. Eğer kişinin problemleri varsa, sağlık problemleri varsa, hocasının, doktorunun, hekiminin tavsiyeleri doğrultusunda yapacağı süre önemlidir. Normal sıkıntısı, herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan bir insanın minimum 3 gün ve 6 gün, maksimumda 6 gün yapmasını tavsiye ederiz. Ben 7 gün tavsiye eden hocalar da oluyor genelde ama 7 günü şöyle tavsiye etmiyorum. Bir gün kişinin özlem günü olsun. Spora. Kaslar bir dinlensin. Bugün dinlendim ama mesela pazarı genelde yaparlar benim öğrencilerimde veya hafta içinde yoğun iş adamları hafta içini yaparlar. Yurt dışı, Ankara dışı seyahati olanlar. O gün geldikten sonra spor merkezine bir şevkle, büyük bir hırsla, büyük bir özlemle o spora başlarlar. Özlem olmadıktan sonra süreklilik ve devamlılık olmaz. Rutine biniyor değil mi bir zaman aynen. sonra çünkü? Şimdi evde bile her gün gördüğünüz bir kişiyi bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Söylemeyin öyle. Şimdi, sıkılmayalım. Şimdi, o zaman eşler birbirinden sıkılmalı. Özlem önemlidir. Yani o sürekliliği o sağlıyor. Tabii özlem önemlidir. Ayrılık mı olsun diyorsunuz? İş hayatında olması, akşamleyin bir araya gelmeniz özlemi arttırıyor. Birlikleri arttırıyor. O özlemle eve koşmanız, çocuğunuz için eve koşmanız, evet. şey yapmanız çok çok önemli. Sporda da böyledir. Hani sporda bir de 6 gün herkesin kapasitesine uygun olmayabilir. Ama 6 günü şöyle yapabilirler. 3 gün kardiyo, yürüyüş egzersizleri, yüzme, bisiklet türü egzersizler. 3 günü vücut ağırlıklarıyla veya normal fitness hareketleriyle yapılan egzersizler olarak alınabilir. 6 günü bu şekilde sporda yapılabilir. Sağlam kafa, sağlam vücutta diyoruz her zaman. Tabii aynen. ki sporla da biz sağlığımızı koruyabiliriz ama sağlığımızı korumanın en önemli şeylerinden birisi doğru ve sağlıklı beslenme. Evet. Ha bunun yanında bir de spor yapıyorsak zaten bu da onun mükafatı oluyor. Aynen. Daha da sağlıklı bir hayat sürmüş oluyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsak bile yarım saatlik veya bir saatlik yürüyüşler bile değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle. Sağlığımızı korumak için gayet tabii yeterli ki. Olacaktır. Tabii ki sağlığımızı korumak için zaten insan her an yürümek üzere planlanmış. Her şeyimizi yürüyerek yapmak zorundayız. Evin içinde bile yürüyoruz, alışverişe giderken yürüyoruz. Yürümek insanın doğasında olan bir şey zaten. Hocamızın biraz önce gösterdiği bu egzersizler daha çok kasları çalıştırmaya yönelik. Hı hı. Bu hareketleri çok hızlı yaparak kasları çalıştırmaktan çok biz aerobik şeye gireriz, zona gireriz. Yani yağ yakmaya yönelik program dahilinde o geçerli olur, etkili olur. Ama kasları çalıştırmaya yönelik egzersizler hocamızın da biraz önce söylediği gibi hem pasif halde yani bir ağırlığı kaldırırken ya da bir şeyi çekerken o kasa bir etki yaparsınız. Aynı zamanda geri bırakırken, iterken de farklı bir etki yaratırsınız. Kazancınız ikiye katlanır. O nedenle direnç egzersizlerinin yavaş tempoda, tabii kişinin yapış hızına da bağlı olarak değişir. Yavaş tempoda yapılması, düzgün yapılması, doğru açıda yapılması çok önemlidir. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi sağlıksız beslenme, sporsuz, hareketsiz evet. yaşam, stresli bir iş ortamı evet. birçok rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Tabii ki. Fibromiyaljiyi konuşuyoruz yani kas romatizması. Bunun nedenleri nedir? Yani tüm bunlar mı acaba bu rahatsızlığın nedeni? Merak ediyorum. Tabii ki söylediğiniz şeyler de faktörlerden birkaçı. Aslında bilim adamları son 20 yıldır fibromiyaljı tanımı yapıldığından beri bu soruya cevap arıyorlar. Çok değerli araştırmalar yapılıyor. İşte bizim de okuduğumuz, yararlandığımız birçok faktör fibromiyaljinin nedeni olarak kabul ediliyor. Ama bütün kronik hastalıklarda olduğu gibi o kabul edilen nedenler aslında birçok kronik hastalığında nedeni olabilecek faktörler. Fibromiyaljiye tek şu
olay ya da şu denge bozukluğu, beslenme yanlışı neden olabiliyor denemiyor. Birçok teori var. İşte bunlar arasında beslenme yanlışları, büyüme hormonu eksikliği, daha önce yaşamımızda geçirdiğimiz psikolojik ve fiziksel travmalar, örneğin darp edilmek, çocuk istismarı gibi çocukluk çağlarında geçirilen olaylar çok önemli faktörler olarak görülüyor. Ağır metal birikimleri, D vitamin eksikliği, bir önceki programımızda D vitamini konuştuk. Egzersiz yapılmaması ya da aşırı egzersiz, onun da fazlası tabii, o çok ince azı bir karar, sınır. Azı karar, çoğu zarar. Başka mineral ve vitamin eksiklikleri, başta magnezyum, B12 vitamini olmak üzere birçok mineral ve vitamin eksiklikleri, beslenme yanlışları, bunların hepsinin fibromiyaljide etkisi var. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle yapay tatlandırıcılar, başta aspartam olmak çok üzere. Çok kullanıyoruz biz. Evet, hanımlar maalesef. Özellikle işte diyete başlarken, hani evet. Hocam biraz evvel söyledi, spor yapanlar pazar günü ara veriyorlar ama biz hanımlar pazartesi günü hep diyete ve rejime, spora başlıyoruz, öyle değil mi? Evet. Ve rejim yaparken. Hafta sonu da bırakıyoruz. Salı günü bırakılıyor hocam. Evet, ben biraz fazla söyledim. Rejim yaparken ilk işte kesilen şey şeker. Ha, onun yerine ne koyabilirim? Tatlandırıcı. Bakınız hocam söylüyor, çok zararlı. Tatlandırıcı vücuda aldatıyor aslında. Tatlı tadını alır almaz dildeki reseptörler, çünkü tatlı tadı ve insülin salınımı dildeki reseptörlerin, tatlı tadını alan reseptörlerin uyarısı sonucunda harekete geçiyor. İnsülin hemen salgılanıyor. Aspartamın obezite ve diğer kronikler, yani yapay tatlandırıcıların bu tür sakıncaları var. Aynı zamanda fibromiyaljide de yapay tatlandırıcıların kullanımı ile ilgili yapılmış çok büyük çalışmalar var. Yapay tatlandırıcıyı kestiğiniz hastalarda, tabii ki hastayla konuşuyorsunuz, bunu anlatıyorsunuz, eğitimini veriyorsunuz. Bulgularda belirgin bir düzelme ve gerileme görülüyor. Aynı zamanda monosodyum glutamat, bu da nedir hocam? Lezzet arttırıcı bir katkı maddesidir. Yapay bir maddedir. Doğal olarak da bulunabilir gıdalarda. Etiketlerde belirtiliyor mu hocam? Etiketlerde ürünlerde? Belirtiliyor. Belirtilmesi zorunlu olan maddeler arasında değil ama Türk Gıda Kodeksine göre yasak olan maddeler arasında da değil. Rahatlıkla bu kullanılıyor. Ya ben şöyle yapıyorum hocam. Şimdi hani madem bu konuya girdik, alışveriş yaparken özellikle bir gıda ürününü aldığımda önce baktığım şey tarih. Evet. Son kullanma tarihi. Sonrasında hemen içeriğine bakıyorum. Hı-hı. İçerisinde E'ler varsa eğer almıyorum. Evet. Yani E'ler varsa. Nedir bu E'ler bu arada? Glikoz şurubu. E'ler, hani bilmiyoruz. Zararlı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu katkı bilmiyoruz. Katkı maddelerinin ya da gıdalara katılabilecek gıda dışındaki maddelerin kodları. Hı-hı. Hepsi farklı bir kod altında sınıflandırılmış. Belli dönemlerde Türk Gıda Kodeksine göre bunlar değerlendirilip resmi gazetede yayınlanan tebliğlere göre sınıflandırılmış kodlar. Hocam bir gün aslında gıdaları konuşsak, evet, sizinle. Evet, onları da konuşalım. Çünkü başlı çok başına önemli bir konu. Tabii bugün ki de çok konumuzun dışına da çıkmak istemiyorum. Çünkü tabii önemli ki bir konuyu konuşuyoruz. Kas romatizmasını konuşuyoruz ama konuştukça böyle dallanıp budaklanıyor. Daha birçok nedeni var fibromiyaljinin. Mesela hareketsizlik dedik. Hareketsizlik ağrıyı arttırabiliyor. Hareket ağrının artmasına neden olabiliyor. Çocukluğumuzda geçirdiğimiz travmalar. Genetik olabiliyor mu peki bu rahatsızlık? Genetik özelliği üzerinde de duruluyor. Ancak bütün genetik hastalıklarda olduğu gibi, genetik faktörlerin ön planda düşünüldüğü hastalıklarda olduğu gibi, çevresel koşullar, yaşam koşullarımız, hangi genetik kodumuzu yaşayacağımızın belirleyicisi olduğuna göre daha çok yaşam şartlarımız bunu belirliyor. Ve fibromiyaljı hastalarının onlara bütün bu faktörleri değerlendirebilecek, tanılarının konulabileceği, beraberinde vitamin eksikliklerinin tamamlanabileceği, bunların dikkate alınabileceği, egzersizin bilinçli bir şekilde, gerekirse bir spor eğitmeniyle birlikte yaşamlarına alınabileceği bir merkezde takip edilmeleri çok önemli.
Tedavi yöntemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Nasıl tedavi ediliyor bu hasta? Süreç nedir? Neler bekliyor hastaya? Onları soracağım hocam. Biraz dinlendirelim sizi. Tabii ki. Hobi köşesine yönelmek istiyorum. İğne oyasını tanıtıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Zor ama yapılması bir o kadar keyifli bir sanatı tanıtıyoruz sizlere. Bermek'ten gelen değerli konuklarımızla birlikte ilmekleri atmıştık hocam. Evet. Sonrasında nasıl yürüdü? İşlem İlmekler nasıl devam ediyor? Devam ettik. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu hale aldı. Filmimiz. Başlamıştık hocamla beraber. Şu hale aldı ve devam edecek. Değil mi Leyla hocam? Evet. Şöyle paylaşalım. Daha sonra bitirip istediğimiz şekilleri verebiliyoruz. Ha, üzerine böyle bir desen yapabiliyoruz. Bakınız bu şekillenmeye başladı. Görünecek mi? Şöyle hemen elimle kapatayım. Paylaşalım. Çok zarif olmuş hocam. Hı. Ne olacak bu sonunda? Masa örtüsü. Bunu örtülerde kullanabiliriz veya daha biraz daha büyük yapıp katlayıp cüzdan ondan sonra kese, herhangi bir şey yapılabilir. Evet. Kenarda birleştirerek, süsleyerek güzel işler bakın yapılabilir. Bakın nasıl peki? Biraz evvel değindik hani ipeklerin bakımı çok daha zordur diye ama ipeğin bakımı nasıl olmalı, nasıl yıkamalıyız? Bir de sentetik demiştin. Sentetiklere nasıl bakmalıyız? Sentetiklerde hiçbir sıkıntı yok. Sentetiği direkt normal suyla yıkayıp ütüleyip ütüledikten sonra bir daha ütü istemeyen bir ip. Ama ipeklerde yıkadığımız zaman buruşur. O yüzden sadece ütüleyerek temizliyoruz. Sabunlu bezle. Onu normalde yıkamıyoruz. Direkt sabunlu bez yapıyoruz. Üzerine ütü alıyoruz. O kadarcık. Hı hı. Ve güzel bir masa örtüsü veya evimizi süsleyen bir obje olarak ipek yaptığımız zaman zaten yıkamadan kullanacağız. Tutması o kadar eğlenceli ki, o kadar zarif ki sevgili izleyicimiz, bırakamıyorum elimden bunu. Hemen şöyle koyayım. Şunu merak ediyorum hocam, hangi yaş grubunda öğrenciler daha çok kurslara katılıyor? Bizim genellikle emekli olmuş bayanlar ağırlıkta. Hocam biz emekli olunca gideceğiz bakın. Görülüyor benim artık grubumda yolculuk. Emekli olanlar, ev hanımları, onlar geliyorlar. Gençlerden de yeni yeni başladılar. Gençlerin de aslında farklı fikirleri var değil mi hocam? Onlar farklı şeyli katkılar. Daha güzel bir fikirleri var. Daha istediklerini yapabileceklerini, yani mesela belli bir yaştaki bayanlar gördüklerini yapıyorlar. Ama gençler sürekli üretiyorlar, sürekli ilginç fikirlerle geliyorlar. Evet. Kurstan da biz görüntüler paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Ekip arkadaşlarımızın ellerine sağlık, bu görüntüleri hazırlıyorlar bizler için. Sınıf ortamını da paylaşıyoruz. Evet. Buyurun hocam, üzerine konuşalım. Sınıf ortamında arkadaşlarımız işte çalışıyorlar. Peki hocam, şimdi kursa gelen kişinin siz önüne bir örnek koyuyorsunuz. Bunu mu yapacaksınız diyorsunuz. Nasıl işliyor o süreç? Bize gelen öğrenci, öncelikle biz onlara teknikleri öğretiyoruz. Bütün teknikleri öğrettikten sonra ne yapmak istiyorsa onları öğreniyoruz. Gelen öğrencilerimizi tanıyoruz. Ona göre biz de fikirler sunuyoruz. Kimisi mesela klasikçidir, kimi daha modern işleri severler. Ona göre bizler de yardımcı oluyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Kaç ay sürüyor kurs? 8 ay falan sürüyor yani. Tekrar tekrar katılanlar oluyor mu peki? Benim mesela 10 yıldır gelen öğrencilerim oluyor. 10 yıldır. Artık bir usta öğretici kadar yani, da konuya hakim. Keyif alıyorlar ama kursiyerlerimizdeki bayanlar birbirleriyle o kadar samimi dostluklar kuruyorlar ki birlikte geziyorlar, eğleniyorlar. Şehir dışına bile birlikte gidiyorlar. Yani bir kardeş gibi oluyorlar. Kendi gruplarını oluşturuyorlar. Çok keyifli. Güzel paylaşımlar. Bütün bayanları Belmek kurslarına bekliyoruz. Evet, güzel paylaşımlar yaşıyorsunuz. Güzel eserler ortaya çıkarıyorsunuz. Bir ip nasıl sanat eserine dönüşür? Bugün bunu konuştuk. Belmek'ten gelen değerli konuklarımızla Leyla Acar usta öğreticimiz, hocamız ve Canan Parlak kursiyerimiz bizimle birliktelerdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kursta bizi şu anda biliyorum ki izliyorlar. İzleyen tüm öğrencilerimize, usta öğreticilerimize selam olsun diyelim. Ve bugünlük biz hobi köşesini noktalayarak sohbet köşesine geçmek istiyorum izninizle. Sağ olun. Biz iki değerli hocamız da burada ağırlarken önemli konuları konuştuğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geldik. Artık son 5 dakika içerisindeyiz. Hocam, hastayı nasıl bir tedavi süreci bekliyor? Buna değinelim ve son olarak aktarmak istediklerinizi alalım. Sonrasında Cüneyt Hocam'la devam edelim. Bir hastada, fibromiyalji hastasında tedaviye başlamak için önce tanısının doğru olarak konabilmesi gerekiyor. Önemli. Bu zor bir süreç. Yani zor bir süreç derken, programın başında da söz ettiğim gibi
doğru tanının konulabilmesi için hastayı bütün bulgularıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Doğru tanıdan sonra hastayla konuşarak, onu ikna ederek egzersize başlanmasının sağlanması gerekiyor. Beslenme yanlışlarının hayatından çıkarılması gerekiyor. Özellikle katkı maddeli gıdaları, aspartam, monosodyum glutamat gibi katkı maddeli gıdaları hayatlarından çıkarmaları gerekiyor. Ayrıca uyku problemlerinin düzeltilebilmesi için gerekirse uykuyu sağlayan hormon desteklerinin verilmesi gerekebiliyor. İlaç olarak verilmesi gerekebiliyor. Ağrı tedavisinde ağrı kesicilerden çok akupunktur yöntemi oldukça etkili. Akupunkturun biz ağrıdaki tedavi yöntemi olarak kullanılmasının ne kadar etkili bir yöntem olduğunu kabul ediyoruz. Sizin de bu konuda uzman olduğunuzun altını çizelim. Bir akupunkturistsiniz değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, aynı zamanda iç hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda da akupunkturistim. Tedavi protokolüne, kliniğimizde bütün bunların yanında akupunkturda eklenen hastalar çok daha kısa sürede ağrı ve uyku problemleriyle başa çıkabiliyorlar. Fibromiyajinin vücudun dengesini bozan etkilerinden çok daha kısa sürede kurtulabiliyorlar ve kalıcı sağaltıma ulaşma, kalıcı tedaviye, kalıcı sonuca ulaşma konusunda bizim gerçekten yardım aldığımız çok güçlü bir tedavi yöntemi. Özellikle kadınlarda çok fazlaca görülüyor değil mi hocam? Nedir acaba nedeni? Neden biz daha fazla yakalanıyoruz bu hastalığa? Bunun da nedeni fibromiyajinin neden olan birçok nedenin soru işaretinde kalması gibi kadınlarda çok sık görülmesi de bir soru işareti. Çok zor bir hastalık hocam. Evet. Hatta dün hastalığı araştırırken çağın en büyük, en zor hastalıklarından birisi gibi notlar da gördüm internette araştırırken. Evet. Hakikaten araştırmamız gerekiyor. Kendimizdeki değişiklikleri fark etmemiz, bir uzmana başvurmamız ve tedavi yöntemlerini uygulamamız gerekiyor. Zor hastalık olmasının nedeni tanıda yanılgılar olabiliyor. Hı-hı. Tanı koymakta gecikiliyor. İlaç tedavisinden medet umuluyor çoğunlukla. Hastalar en ufak bir ağrılarında, bir yerleri ağrıdığı zaman hemen ağrı kesiciye başvuruyorlar. Son 20 yıldır uygulanan tedavilerde ilaçların çok fazla etkinliğinin olmadığı da görüldü. O nedenle hastayı bir bütün olarak değerlendirip, biraz önce de özellikle vurguluyorum, bütün tedavi yöntemlerini beslenme yanlışlarıyla birlikte, egzersizle birlikte, vitamin eksikliklerinin tamamlanması, uyku bozukluklarının düzenlenmesi, uyku sorunu çözülen hastalar tedavide çok büyük aşama kaydediyorlar. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bugün fibromiyaljiye değinmeye çalıştık. İç hastalıkları uzmanı Doktor Gökşin Bal'ın bizlerle birlikteydi. Öte yandan büro ortamında yapabileceğimiz egzersizleri spor eğitmeni Cüneyt Yamaner'den öğrendik. Son olarak sizin de bir cümleyle aktarmak istedikleriniz varsa alalım. Sağlıklı bir güne başlamak istiyorsanız yeni günle başlayın ve bizimle başlayın. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Slogan gibi oldu. Biz bunu kullanalım. Evet. Sağlıklı bir güne başlamak için saatler tam 9'u gösterdiğinde TRT Havaz ekranlarında buluşalım. Yarın da sizlerin karşısında olacağız. Yine değerli konuklarımız olacak. Avukat Eyüp Sabri Can Bolat bizlerle birlikte olacak. Vekaletnameleri konuşacağız. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Ve Ebru sanatını sizlerle paylaşacağız. Saat 9'da TRT Havaz'da buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın.